derse bir saniye ara verin. Amy müthiş bir balon yapmak üzere. Ay, yanlış alarmmış. Dikkat, öğretmen geliyor. Notlarına bir bakayım mı Amy? Şu sayfalara bak, ne kadar da pis ve pasaklı. Bunu nasıl bu hale sokuyorsun acaba? Utan, utan. Senin defterlerin ne durumda Lily? Kendin gibi mükemmel tabii. Her zamanki gibi A artı. Defterini nasıl bu kadar düzenli tutuyorsun ya? Anlaşılan kağıtlarla ilgili kurnazca bir hilemiz var. Bizi de aydınlatır mısın Lily? Evde kendi sayfa koruyucunu yapabilirsin. Sadece kare şeklinde bir sayfayı köşeler üst üste gelecek şekilde elde katla. Kağıt katlıyken bir köşeyi alıp üsttekine doğru katla. Öbür tarafla da aynısını yap. Kat yerleri keskinleşince kağıdı aç. Üst köşeyi aşağıya katla ve iyice bastır. Sonra da köşeleri yaptığın bu cebe sok. Ama kenarların iyice derinlemesine kıvrılması lazım. Katlanan kısım senden uzak olacak şekilde kağıdı başa aşağı çevir. İlk köşeye kapalı bir göz ve kirpikler çiz. Farklı renklerde kağıtlardan püskül yap ve katlı kısma böyle yapıştır. Pırıltılı boynuzu da yapıştırınca kağıttan tek boynuzlu bir ırtın olur. Artık defter ve kitaplarının köşelerini kıvrılmaktan koruyabilirsin. Ne sevimli. Bu harika fikir için teşekkürler Lily. En sevdiğim sakız olmadan bir gün hayatta dayanamam. O zaman derste sakız çiğnemenin zor bir iş olduğunu biliyorsundur herhalde. Evet, en sevdiğim aroma. 1, 2, 3 ve şişir. Ay öf Lily ya, korkuttun beni. Bana da biraz sakız verirsen her şeyi affedebilirim. Kevin, sakızımı alabileceğini mi düşünüyorsun? Sakızını saklamak için bir şey arıyorsan cevap tam burnunun ucunda olabilir. Bir işaret kaleminin kutusunu al ve bıçakla plastik uç kısmını kes. Sonra kestiğin yere sıcak silikon sür. Ve en sevdiğin sakızının kutusuna yapıştır. İşaret kalemin logosunu da aynı renk olacak şekilde boyayabilirsen kendine gizli bir sakız kutusu yapmış olursun. Kimse notlarını işaretlerken sakız çiğnediğini anlayamayacak. Ve bu bizim ufak bir sırrımız olarak kalacak. Hey Lily, sakız mı çiğniyorsun? Ama sakızın nerede? Masanda göremiyorum. Çünkü sakızı işaret kalemine saklı. Üzgünüm Kevin. Bilmediğin şey canını acıtamaz, öyle değil mi? Yeni bir gün, yine bir matematik testi. Sanki denklemler yeteri kadar zor değildi. Bir de hesap makinem bozuldu. Öf, bu şey niye çalışmıyor? Aman ya, dün çalışıyordu daha. Herhalde yeni bir pile ihtiyacı var. Yeni pili takayım da güzelce çalışmaya devam etsin. Oh hayır, yanlış pili getirmişim, inanamıyorum. Ne yapacağım ya? Öf, vallahi kötü oldu. Hey Lana, Lily'nin elindeki sakız ambalajına bak. Bunu yapabilir misin? Hey, şunu bana versene. Siz de Lana'nın durumunda kaldıysanız hemen pes etmeyin. Folyonun sakız ambalajını alın ve karıştırarak bir top haline getirin ve hazırlayın. Folyoyu aynı bu şekilde metal yaya dayayın. Sonra da pili normal bir şekilde folyoya değecek halde yuvasına koyun. Bakalım çalışacak mı? Evet, işe yaradı. Ah, amma da korktum ya. Bir sakızın günü kurtaracağını kim bilebilirdi? Ay Lily, umarım emniyet kemerini takmışsındır. Hey, kitabım. Of ya, yerimi kaybettim. Çok sağ ol Lily. Ay, vicdan azabımı çektin Lily. Belki kendini affettirmenin bir yolu vardır. Tek gereken bir ataş. Şunun gibi sıradan bir ataş al ve uçlarını içe katla. Sanki X gibi görünmeli. Bir tanesi hazır olunca başka renkteki ataşlarla da aynısını yapabilirsin. Ay çok şekerler. Hey Amy, şuna baksana. Bu minik şeyle yerini bir daha asla kaybetmezsin. Ay küçük bir kalp gibi görünüyor. Ah neyse, içim rahat etti. Hem kendime de birkaç tane yaptım. Aman iyi yaptım da eşyalarımın bir kısmını dolaba koydum. Sırt çantam çok ağır olacaktı yoksa. Hey, bunun cebimde olduğunu unutmuşum. Koskocaman şahane bir sakız paketi. Ay bu yere düşerse çok kirlenir. Çabuk Kevin, düşmeden yakala. Hayır sakızım. İğrenç.
İplikleri, tüyleri ve şu çirkin kahverengi şeyleri sevmiyorsan bu sakız mahvoldu diyebiliriz. Öf, cidden iğrenç oldu. Bu şeye ne olmuş böyle? Ay, benden uzak tut. Benim bandımla ne yapacaksın ki? Görürsün. Bu bant kutusuyla sakız düşürmeye son verebilirsin. İlk adım mı? Bu bant kutusunu keyifli bir renge boyamak. Bak ne güzel oluyor. Şimdi sakızını şuraya geçir bakalım. Hey Lily, ne haber? İyidir Kevin. Hani sakız verecektin bana ya? Ne oldu? Bundan mı bahsediyorsun? Bu ne ki? Hadi biraz alabilirsin. Ve her seferinde tam ideal boyutta bir parça alacaksın. Ay, şu öğrencilere bakın nasıl çalışıyorlar. Ama hiçbir şey boş bir tutkal şişesi kadar işi bozamaz. Hadi ama içinde biraz kalmış olmalı. Ah, Emi zamanını boşa harcıyor. Pekala, ver bakalım. Bunu çıkarmak için erkek gücü gerekli kesinlikle. Pekala, bana bir dakika ver. Kas gücü göreve başlıyor. Alo, sıkıyorum. Tamam. Bunu yapmanın daha iyi bir yolu olmalı. Orada tutkal var, biliyorum. Ay, tutkal da bütün hışmıyla dışarı fışkırmaya hazırmış. Of ya, azıcık lazımdı. Bütün ellerimin tutkal olması değil. Ay. Al sana erkek gücü. Tutkal kapakları kurumuş, tutkalla tıkanmışsa onları bir kaba koy ve banyoya yapsınlar. Kapakların üstüne sıradan sıvı yağ dök, tamamen kaplansınlar. Şimdi tutkal gevşeyene kadar biraz beklesinler. Şimdi de bir kağıt mendille her birini temizle. Bak, hiç kurumuş tutkal kalmadı. Artık yeni eserin üzerinde çalışırken tutkal fışkırtma kazalarına son. Sadece ihtiyacın olduğunda temiz, akışkan tutkal var. Aman ya, şu tutkal ellerimden hiç çıkmayacak sandım. Oo, o kötü şeyi benden uzak tut. Şşt, Lily. Ha? Kevin'in tırnakları kırmızı mı? Bunu görmem lazım. Neyse, hoca görmeden bunu kaldırayım da. Oh, herkes bütün notlarımı görecek. Of. Bu gerçek olamaz. Bakalım burada neler varmış. Hepsi not mu? Bir tanesini okuyayım o zaman. Ha? Hocanın saçı çok komik. Bütün gece sınav kağıdı okursanız sabah da böyle görünürsünüz işte. Onca notun arasından tam da bunu okuduğuna inanamıyorum. Özel eşyaları toparlayacak bir şey mi lazım? Bir not defteri al ve yarı boyutunda bir kağıt kes. Şimdi bir tutkal al ve kenarlarını sür. Şimdi bunu çevir ve defterinin alt yarısına yapıştır. Sağlam olması için parmağını iyice bastır. Sonra da bir süsleme bandı alıp istediğin gibi süsle. Biz cebin üst kenarı için kalpli bir tane seçtik. Uçları içeri kıvırmayı unutma. Hey, şu kullanışlı not cebine bakın. Hey Amy, bana da bir tane var mı? Artık notlarının talihsizce ortaya çıkmasından korkmayacaksın. Yeni bir gün ve yeni bir proje. Hey, bunların sorunu ne ki? Niye kesmiyor bu yahu? Kesmeyen kör bir makastan daha çok can sıkıcı bir şey yoktur herhalde. Psst. Sofia, makasın ödüç alabilir miyim? Ne olur. Yok, olmaz. Of, bu Sofia bazen çok gıcık olabiliyor. Tamam, bir düşüneyim bakayım ne yapabilirim. Belki bu iki cetveli kullanabilirim. İki cetveli alın ve makasın sivri uçlarıymış gibi çapraz olarak tutun. Bir makas gibi hareket ettirirken kağıdınızı kesin. Wow, bunu nasıl yaptın? Cidden işe yarıyor ya. İhtiyacınız olan tek şey biraz yaratıcılık ve etrafınızdaki malzemeleri kullanmak. İşte bu cidden çok kullanışlı.